Aynen ya bu nedir ya? ya? Nasıl bir sistemde yaşıyoruz oğlum? İnsan hayatına nasıl kar marjıyla bakabilirsin ki? Amerika'da beri attı bir dallama o yıl maaşına zam alacak diye çektiğimiz şeylere bak. Bucky, Barry isimlere Jack falan. Neyse geçeyim mi sağlık sektörünün özelleştirmesine? Sağlık da niye sektörse yani? Türkiye özelinde sağlık sektörüne şöyle başlayabilir. Ee, şöyle. Türkiye özelinde Türkiye'nin şöyle bir özelliği vardı arkadaşlar. Dünyada çok az doktor yetişiyor tamam mı aslında? Türkiye dünyada kendine yetecek ve hatta fazlasını da çıkarabilecek kadar fazla doktor yetiştiren birkaç ülkeden biriydi. Türkiye deli gibi doktor yetiştiriyordu. Bunun da şeyi de var. Çok daha kısıtlı imkanlarla doktorları yetiştirdiğimiz ve hocalarımız ve akademide öyle doktor eğitmeye kendini belirli bir şekilde alıştırdığından dolayı çok daha verimli bir şekilde çok daha az kaynakla doktor yetiştirebiliyorduk ve Türk doktorları da cidden iyidir. Yani Türk doktorlarına emanet edin gocunmam yani. Tamam mı? Ve bu yüzden yıllarca birinci Küba zaten de Türkiye'de üst noktalarda bu kısımda tamam mı? Küba'nın bir de şekli o adamlar bildiğin doktoru ihraç ediyor yani falan. Türkiye yıllar boyunca doktor yetiştirme bakımından çok ileride bir noktadaydı özellikle Batı ülkelerine göre. O yüzden sürekli Türkiye'den doktor çalmaya çalışılırdı. Amerika'da, Almanya'da ve diğer gelişmiş ülkelerde başka ülkelerdeki doktorları sürekli çalmaya çalışır. Bu her zaman ciddi bir sorundur. Türkiye buna karşı çoğunlukla doktorlarını belirli bir imkan en azından belli bir statü sağlamaya veya belirli bir idealizm pompalamaya çalışıyordu. Bu belirli bir şekilde Türkiye'yi döndürüyordu ve belirli bir şekilde yine doktorlarımız yeterli sayıdaydı. Yani şehirlere düzgün dağılmasalardı en azından şu anki durum yok. Yani İstanbul'da doktor bulmakta zorlanmıyordum ben küçükken. Şimdi ise şu anki Sağlık Bakanımız bir özel hastane sahibi, özel hastaneler zinciri diyeyim at. Ve buradan şöyle bir şey oldu. Doktor maaşları artmadı ve doktorların imkanları çok düştü Türkiye'de. Doktor maaşı şu an şaka gibi baktığımda. Hani eskisi gibi hem para olarak çok iyi. Ya iki tane doktor evliyse çocuklarını bilfen okutabiliyorlardı çok rahat bir şekilde. Anlatabiliyor muyum? Şeye böyle kışın karalifer full yanıyor falan evlerinde tişörtle geziliyor. Hani liselik kız arkadaşım şeydi böyle annesi babası şeydi doktordu. 17 yaşında dadısı vardı hala falan. Evine girdim şey tişörtle dolaşılıyor. Dedim bu nedir ya? Falan. Hayatımda böyle bir şey görmedim tamam o zamana kadar. Nasıl ya? Dışarıda kar yağıyor ha. Eksiye vuruyor derece. Dışarısı kar. Evin içinde tişörtle geziyorsun. Falan. Wow. Neyse statüsü de vardı zaten. Mesela Anadolu'ya giden bir doktor a gibi bir şeydi o zamanlar. Yani erken Cumhuriyet döneminin mühendisleri gibi. Sonra maaşlar falan düşürüldü. Durumlar boka sardı. Zaten Türkiye'de tıpta o az kaynaklarla biraz da mobbing sayesinde kaliteli doktor üretiyor. Tamam Çok yanlış bir yöntem. Ha, belirli seviyelerde de işe yarıyor. Tam. Yıllarca okuyorsun. Mobbingle şununla bunla bir hoca takınca seni mezun etmiyor. O şekilde mezun oluyorsun. Biraz da şeydir. Daha Anadolu'da kötü şartlarda yaşayan insanların çocuklarını daha garanti ve belli bir statü ve parasının garanti olacağı şekilde yaşayabileceği için tıp okumalarını isterler. Ve genellikle Anadolu'lu çocuklar tıp okur fazla idealizmi yoksa. Ve bunlar da tabii ki de o statüyü görmek istiyor sonra. Ve parayı da almak istiyor. Ama o kesildi. Bu neye neden oldu? Türkiye'den beyin göçünün ciddi bir kısmının doktorlardan olmasına neden oldu. Ve bu maaş ve imkan kısıtlanması aslında devletin bir bütçe tasarruf projesinden kaynaklanmıyor. Bu da öğretmenlerde olduğu gibi devletteki imkanları çok kötüleştirilen doktorların özele gitmesi için yapılıyor. Özelin eskiden devletten bir doktor çekmesi zordu. Şu an tam tersi devlette kalan özele gitmeye çalışıyor falan gibi bir durum var. Mesaileri bok gibi. Nöbetleri var. 36 saat nöbet tutuyorlar bazen. Korkunç. Şark görevi var zaten. Bu yüzden özel hastanelere daha fazla şey kaydırılabildi. Doktor kaydırılabildi. Zaten özelde çalışmaya razı olacak doktor sayısı fazla olunca orada da maaşları düştü. Ve bunun başka bir durumu daha var. Şiir hastaneleri. Şiir hastaneleri tamam mı? Bunlar aslında şeyi gibi görülüyordu. Tamam devasa yapılar müteahhitlere para kazandırmak için, ihalelerden para kırmak için falan. O sadece tek bir yüzü. Diğer bir yüzü ise bu şehir hastanelerinin ulaşılabilirliğinin bok gibi olması tamam mı? Cidden bok gibi yani. Devasa yapılar ve bu devasa yapılar için çevresindeki diğer hastaneler kapatılıyor tamam mı? Daha yerel ve lokal şekilde hizmet veren hastaneler devasa tek hastanelere dönüştürülüyor çoğu şehrin bir tane falan hastanesi olmaya başladı artık. Tek bir şehir hastanesi var. Hani İstanbul Havalimanı'na döndü tüm hastaneler böyle. Ha, ben de tek bir şeye gitmiştim. Gata şehir... Ay Gata demişim. Gata değil. Neydi? Ee, Taksim tarafındakinin adı neydi ya? Taksim ilk yardım değil. Neyse ismini çıkaramam da şey işte. Bu Galatasaray'ın yeni statının karşısındaki Seyran Tepe'ye de şiir hastanesi olarak onun bir e, devamı olarak kuruldu. Ya Santan şiddet olaylarının çok bir alakası yok ya ben sana diyeyim. O biraz daha septom. Hani devletteki doktor azlığından dolayı hastalar da çok daha gergin ve oradan çıkıyor öyle şeyler. Hani şiddet olayının doktorların göçünde aşırı şey yok. Temelsel bir sebebi yok. Sebebi var. Ana temel sebeplerden değil. Şark görevi şey gibi ya biraz. Askerliğini eskiden şeyde yapmıyordun ya kendi bölgende yapmıyordun. Çünkü asker yerelden olmasın. Hani bir sıkıntı çıkır, çıkarsa asker müdahale etmesi gerekirse şeye müdahale etmesin. Komşusuna falan filan muhabbetinden de o. Şark görevinde öyle bir şeyi de var. Hem iyi nedenli baktığında ülkenin başka yerlerinde görmesi açısından memurların döndürülmesi fena değil. Bence de. Ama tabii ki de oradan zaten daha az doktor yetiştiği için veya dediğim gibi hani daha kötü durumdaki insanlar çocuğu kurtulsun diye tıp okuttuğu için gelip de geri zaten bölgesinde değil İstanbul'da falan yapsın istiyorlar. Zaten terör olayları falan onları da biliyorsunuz. İdealist doktorlar tek kendi şehirlerinde veya doğuda görev yapmayı kabulleniyor. Yani zaten senin sistemin idealizme kaldıysa biraz da sıkıntı teşkil ediyor zaten. Daha doğrusu bireylerin idealizmine kaldıysa sıkıntı yaratıyor. Şehir hastanelerine ulaşımı çok zor. Yani toplu taşıma falan var da. Onlarca, ve ikili içeride yüzlerce doktor falan oluyor. Ama böyle ebesin nikahından oraya gitmesi gerekiyor insanların. Randevu olması zor oluyor, devasa yapılar. İçinde yürümesi yarım saat sürebiliyor polinikliğe gitmek için falan filan. Ve insanların bildiğin sağlık hizmetlerine erişimini kısıtladı bu durum. Ve saçma bir yoğunluk da bindirdi. Oğlum şey o dediğim Galatasaray stadının karşısındaki şiir hastanesinde şey yok lan. Çoğu yerinde pencere yok yani dışarıyı göremiyorsun. O kadar büyük. Bir de sağlık ocakları mevzusu var. Sağlık ocakları aslında konseptsel olarak çok iyi. Aile hekimi kafası falan filan. Ama sağlık ocakları aslında şey döner sermaye ile devam ediyor onu biliyorsunuz değil mi? Oradaki doktorlar döndürüyor orayı. Devlet belirli bir bütçe veriyor. Oradan kar zararla onlara da para geliyor falan filan. Aslında oradaki doktorların iyi bir şey sağlık ocağı devletin olmasından daha çok. Yani personel falan maaşı onlar veriyor döner sermayeden. Cart garip garip şeyler. O da yaraladı bayağı şey mesela. Doktor bile sağlık ocağını bütçesi olarak nasıl döndüreceğini düşünmek zorunda. Şey gibi düşünün hani köy öğretmenliği gibi düşünün. Yani köy öğretmenlerinin başında bir müdür olmuyor ya. Köy öğretmenin aynı zamanda okulun müdürü de falan. Her şeyle o ilgilenmek zorunda. Onun gibi aile hekimliği de. O da aile hekimlerine çok tabii acilde doktor olmaktansa aile hekimi olmak çok daha cazip de. Hani böyle Finlandiya'da falan günde 6 saat çalışıp doktorluk yapmak çok daha cazip yani. Ve başta dediğim gibi Batı gibi ülkeler hem zaten halkının çok da o kadar coşmaması doktor olmayacaktı yurttan hem de çok daha fazla kaynak harcamalarından dolayı kendilerine yetecek kadar doktor yetiştirmiyorlar aslında. O yüzden yurt dışında daha doktor yetiştirebilen ama ülke ekonomileri daha kötüye giden yerlerden alırlar. Mesela Almanya, Romanya ve Türkiye'den, Bulgaristan'dan Ex-Sovyet ülkelerden deli gibi doktor çekti. Mesela şey de garibime gidiyor. Suriyeli doktor Türkiye'de çalışıyor Oğlum çalışsın lan ne güzel. Doktorlar o kadar de Doktorlar? Uluslararası real politikte bildiğiniz para birimi gibi bir şey arkadaşlar. Kaynaktır doktor yani. Çünkü dünyada o kadar da doktor yok. Düşündüğünüz kadar çok daha fazla olması gerekiyor. Ve onları almak ister ülkeler. Zaten aynı yani diğer ülkeleri umrunda olmadığı için batı çalmaya çalışıyor hepsini. Öyle bir yurt dışına kendi doktorunu gönderen Küba var. O da Küba'da özel olarak doktor yetiştirmeye aşırı kastığından dolayı. Ee, mesela Amerikan vatandaşları Küba'ya bedava tıp eğitimi için başvurabiliyor ve gidiyorlar da cidden. Amerika'da okuyamayanlar Küba'da doktorluk okuyabiliyor. Pandemi dönemi Küba İtalya'ya falan doktor yolluyordu yani. Buradan şeye de gelebiliriz. Daha Türkiye özelinden biraz daha çıkıp ilaç sektörü demişti Santana. İlaç sektörüne biraz daha dokunabiliriz. Şöyle. Aslında klasik anlamda iki tane... Tıp görüşü var, tedavi görüşü diyelim veya sağlık sistemi görüşü. Bir, septom tedavi etmek. İki, önleyici tıp dediğimiz hastalık olmadan hastalığı önlemeye çalışmak. Hastalığı önlemeye çalışmak, hastalığı tedavi etmektense. Bunun en iyi örneği şeydir, önleyici tıpın. Küba'dır. Çünkü Küba'nın ilaç kimyasallarına ve genel olarak ilaca erişimi aşırı kısıtlı. Amerikan ambargosundan dolayı. Ve o yüzden nüfusunun çoğunluğu sürekli diş doktoruna, göz doktoruna, genel cerrahiye falan ayda bir falan görünüyor. Diyetler yazılarak daha sağlıklı beslenmesi sağlanarak şunlardı bunlardı. Hasta olmadan önce bir sağlık sistemi sağlanıyor. Çünkü hasta olduktan sonra onu tedavi edecek ilaçların tedavi de değil, septomları çözebilecek ilaçların azlığından dolayı. Diğerin ise bu septom tedavi etme mevzusu ise ilaç şirketleri için ki dünyanın en büyük şirketlerinin birkaçı ilaç şirketidir. İlaç sanayisi. Türkiye'de neydi onların adı ya? Biliyorsunuz adlarını şu an unuttum da işte. Türkiye'nin en büyük şirketlerindendir. Eczacıoğulları şunlar bunlar. Septom tedavi etmekte şöyle bir şey var. Eğer birisinin hastalığını tek bir ilaçla tedavi edersen o ilacı tekrar satamazsın. Sanayi şöyle işler. Senin sanayi kuruluşunu büyütmen için üretimi sürekli arttırman gerekiyor. Bu Marx'ın şeyi muhabbeti vardır. Üretim fazlalığından doğan kriz. Sen sabit üretim yaparak sermayeni arttıramazsın. O yüzden sürekli daha çok üretiyor. Bu sürekli daha çok üretimi, daha çok satmak için de reklam endüstrisi dediğimiz şey var. Reklamla talep yaratılıyor. Ve normalde olmayan bir talep yaratarak tam bunları satmaya çalışıyorsun. Normalde çoğu ürün zaten böyle bir şey talep yok onun için talep yaratılıyor. O insanın ona ihtiyacı yok aslında falan. Ne bileyim saçma bir biblo falan düşünün anlatabiliyor muyum? Funko muydu? Funko pop oyuncaklarını düşünün tamam mı böyle ne bileyim peluş yoda. Peluş bebek yoda falan o bir ihtiyaç değil. Onun için talep yaratılıyor ve onu satıyor. Ve sürekli daha çok üretip sürekli daha çok taleple onu satmaya çalışıyor. Bir noktadan sonra bu talep belki krizden Belki kültürel değişikliklerden, üretimden çok daha azda kalıyor. Ve bu yüzden fazlalık eşyaların yakılması veya çok daha ucuza satılması gerekiyor. Çok daha ucuza satmak yerine bunları yok etmeyi tercih ederler. Tarım endüstrisinde en büyük sıkıntı yaşanır bunda. Hani sütlerin dökülmesi, fazla satılamayan ürünlerin yakılması, fiyat düş fiyatın düşmesindense fazlalık üretilen e, ürünlerin yakılması çok daha karlıdır çoğu durumda. Yapılması gibi noktaları var. Neyse, ilaç sektörüne dönersek, sen hastalığı tedavi edersen tamamen o ilaçları satmaya devam ed edemezsin. Ama sen sadece o zamanlık bir septomu tedavi edersen daha doğrusu en azından tedavi ettiğini veya bastırdığını düşündürürsen insana onu satmaya devam edebilirsin. Ee, dünyadaki ilaç sektörü de böyle ilerliyor. Ağrı kesici hap var, ağrının nedenini kesen bir hap yok anlatabiliyor muyum? Veya tedavi yapılmıyor. Ee, kansere tedavi bulmak yerine şey yapmak daha kolay, kemoterapi falan. Daha karlı. SMA hastalığı mesela. Ya düşündüğünde argesi için çok uğraşıldığı şey yapıyor, karı karşılamak gerekiyor falan diye sıkıyor da mesela o argeyi yaptıktan sonra onun maliyeti çok da büyük bir şey değil aslında. Ha, bir çocuğun hayatı için, tek doz ilaç için 2 milyon dolar falan isteyebilecek bir sektör. Anlatabiliyor muyum? Ya, i̇nsan hayatı kurtaracak o ilaç ama sen şey yapıyorsun. Ama ben bunun için arge yaptım, devlet yapsın. Sen niye yapıyorsun ki tövbe töbe yani. Aracığım SMA'nın argesi ne kadar olabilir ki? Yaparız bir şey olmaz yani. Aramızda para toplarız yani. NFL'de araya pelitsır reklamı giriyor. Bilgisayarı falan parçalayasım geliyor. İlaç simsarı mı ilaç mübasimi mi ne? Öyle bir tane meslek vardır mesela. Hala devam ediyor bilmiyorum eskiden vardı. Hatta içeride hasta olurken falan doktorlarla konuşurdu. Hani ilaç şirketlerinin temsilcileri doktora gelirdi ve belirli ilaçları gösterirlerdi. Derdi ki bizim böyle bir ilacımız var bunu çözüyor. Bunu yazın. Tabi para falan verecek. Pay teklif edecek. Cart cürt. böyle bir şey olabilir mi lan? Sağlık sektörü niye böyle bir şey? Nezli ilacı var diyelim mesela. Tamam nezli ilacı var. Bu nezli ilacın niye 6-7 tane şirket üretip birbiriyle rekabet yapıp Reklam kostlarından falan ve kar marjından dolayı maliyeti arttırmasını savunuyoruz ki. Sence ilaç sektöründe rekabet daha mı iyi yapıyor her şeyi? Hayır. Daha ucuza erişmeni falan sağlamıyor abi. Tam tersi zaten burada çok az şirketli sektörler olduğu için fiyatlarını birbirleriyle aynı tutar yani bizi. Ha, i̇nanılmaz sağlık ve eğitimin özelleştirilmesi kadar saçma salak bir kafa yapısı olamaz. Eşantiyon kalemini beğendiği firmalarınkini yazıyordu doktor. <laughs> Aynen ya bu nedir ya? nasıl bir sistemde yaşıyoruz oğlum? İnsan hayatına nasıl kar marjıyla bakabilirsin ki? Amerika'da beri attı bir dallama o yıl maaşına zam alacak diye çektiğimiz şeylere bak. Bucky, Barry isimlere Jack falan. Ha ilaç mümessili aynen. Pepli demiş doğru. Düşünsene dünyanın en zengin ülkesine parayı yetmediği için dünyanın fakir ülkelerinden birini okumaya gidiyorsun öyle. Amerika'da şey doğuma 28 bin dolar falan kitliyorlar ha. Kolun çatlıyor alçıya aldıracaksın 8 bin dolar falan kitliyor. <laughs> Millet sevdiğinin üstünden atlıyor aynen. Oğlum depremde şeyi hatırlıyor musunuz mesela? Bir tane teyzeyi şey... Enkazdan çıkarmışlardı devlet zaman, şey deprem zamanında. Teyze şey diyordu lütfen beni özel hastaneye götürmeyin param yok diyordu. Yok Türkiye Amerika ile karşılaştıramayacağın seviyede ucuz hala. Hala belirli ölçüde vardı gittikçe azalıyor onlardı. Eskiden ben 4 lira falan verip böyle 5-6 ilaç alıp çıktım hatırlıyorum eczaneden. Şimdi 200 lira falan giriyor. Burun spreyini 60-70 lira falan veriyordun yani. Nurofen 100 lira falan mı ne olmuş ha? Nurofen ya. Hatta 130 muydu neydi? En son 75'e almıştım. 75'e aldığımdan bir ay önce 60 liraya falan almıştım. Deli gibi gelmişti Nurofen'e. Egzama kremimse 200 lira al işte.